Günaydın. Tarif verme vakti. Gene neyle uyandık? Menemen. Evet, ne koyuyoruz menemene? Yağ. Evet. Soğan. Evet. Domates. Evet. Yumurta. Acı biber. Evet, acı biber çok önemli canlarım. Acı sevmiyorsanız menemen anne, yapmayın, tadı çıkmıyor. Heh. Ya şöyle acı biber de kullanabilirsiniz. Şimdi onunla annemizden de kullanabilirsiniz. Bana hemen getiriyor size göstermek için. Şöyle çocuk olmayan acı göster, biber. Göster, kamera burada. Çocuk olmayan acı biber kullanabilirsiniz. Evet. Diğeri nasıl? En acısı? En acısı dolapta kalmamış olabilir ama. Kalmamış. Kalmamış. Boş ver, sen soğanını kavur. Herkes acı sevsin mi? Acı hastalıklardan koruyor değil mi? Şeyi getireyim mi? Neyi? Şunu. Getir. Evet. Baştan söyle ismi. Efe kalk, benim gibi yemek yapıyor. Kocaman o. Hı hı. Afiyet olsun paşama. Kendi yaptı, kendi yiyor. Evet, büyük gün geldi. Bir hafta sonunda şükürler olsun eve gidebiliyoruz. Eve bakacağız. Son işte bir konuşacak. Kocam bir pazarlık yapacak. Serkan yolda geliyor ama evde duramadık. O kadar sıcak ki. Dedik ki bugün cuma olduğu için Birbirim'e gidelim. Adettendir. Es geçmeyelim. Önce Birbirim'e gidelim. Kocam Bey bizi oradan alacak. Ondan sonra eve bakmaya gideceğiz. Rüzgara bakmayın. Şu anda o kadar sıcak ki bu hava. Ya anlatabilmem imkansız. Hadi anneciğim gel. Bence. Tamam da Ankara'da bakın, var mı? Bakın şu hala bitmemiş. Ankara'da var. Gece yanan nevresim. İsteyen varsa. İki tane gelmişti zaten. Birini biz aldık. Kapatıyor, ayakkabı varmış. Ay rahat bir şeye benziyor bu. Anne ben geçen onu gün. Onu yumuşak. Ne kadarmış? Ben geçen gün gördüm. 80'den. Kapattığı şeyler gelecek diye görmüştüm. Gel görmüş müydün? Bugün zeytinli şeyler gelecekti. Gelmemiş herhalde. Gel bakalım. Zeytinli şeyler. Zeytinli şeyler gelmiş. Zeytinli Amerikan servis masa örtüsü. Bakayım. Şimdi artık kendi kendine konsept yapayım. Güzelmiş. Ay bu çok güzelmiş ya. Güzel. Ya şey güzel yani desen değil de. Başka ne varmış? Ekmek sepeti örtüsü. Bu da sepetimsi bir şey. Bunu alırım mı? O çok küçük çocuklar için. Ama bu yapboz değil. Eski melamin tabaklardan. Parçalar çok büyük. Büyük işte küçükler için. Baban arıyor. Bir de pike takımı falan var da yeni mi gelmiş bunlar bilmiyorum. Of! Bir de bana bir şey alın. Ben istediğimde bir şey almıyorsunuz. Biz mi? Hı hı. Böyle yaparsan olmayız tabii. Güzelce istemeyi denedin mi? Şu minderler çok güzelmiş Baron. Baron. Baran. Neydi senin adın ya? Hadi Baron. Gidelim, babam fındık istedi, ona fındık alalım, çıkalım. Bu ne? Ütü masası kılıfıymış. 26 lira. Hadi gidelim, babam fındık istedi, alalım, çıkalım. Gel bakalım, sen de bir şey istiyorsan, güzelce söylersen belki sana da alabilirim. Hadi bakalım. Bak, Baran şunu istedi, şunu da yani almak istemiyorum. Bir yaşındaki çocuklar için bu. Anne, ben direksiyonu istedim. Anneciğim, Ankara'da direksiyonun yok mu? Yani sen de haklısın anneciğim. Şöyle yapalım. Ankara'daki şunu istiyor. Şu direksiyonu. Şundan zaten Ankara'da var şu direksiyondan. Şöyle anne yaparız. Ankara'dakini getiririz. Tamam mı? Şu diş fırçası varmış ya. O ne kadar? Ha, anne ama bu direksiyon. Yarış direksiyonu. Ankara'daki de yarış direksiyonu anneciğim. Hadi gel. Anne ama Ankara'daki böyle değil. Tam yarış direksiyonu değil. Anneciğim evde anne, bir şey varken. Anne benzenme şeyleri var. Sakin oluyoruz. Evde varken aynısını gelip buradan yenisini alalım. Anne bunda özenme şeyi var diyorum. Ankara'dakinde de var diyorum. Lütfen sen. Anne ben bu tuşlarla tam 3 tane tuş var ikisinin. Şurada 3, burada 5, burada 6, burada 7. Şurada kenarlarda mavi, şu aşağıda şey. Alacağız. Tamam. Bunu bir evde güzelce tartışalım. Şu anda zaten böyle yaptığın için almam bunu. Onun için lütfen bir evde güzelce konuşalım. Kaç gündür burada bu?
Evet, sana kalmış demek ki o. Hadi gidelim. Ben kardeşi alacağız. Ayrıca bunu evde bir konuşmamız lazım. Lütfen. Benim canım sıkıldı şu anda. Krizimizi çözdük. Hallettik. Almamıza gerek olmadığını fark etti daha doğrusu. Böyle durumda direksiyon istiyordum. Biraz şey yaptı da. Bizim sakinliğimizi korumamız lazım ki onlar da sakin olsunlar. Daha çabuk sakinleşsinler. Neyse onu hallettik. Şimdi gidiyoruz. Adamla görüşmek için aradı Serkan. Bana diyor ki ne yapıyoruz şimdi? Ev tutuyor muyuz? Özünüz karar tutuyor. Hayır, son karar senin. Ödeyebilecek isen evet tutuyoruz. Bir de şey soracağız size. Etrafta oturanları falan o kadar. Gidelim bir görüşelim. Bakalım neymiş ne demiş. Ondan sonra size hemen haber vereceğim. Yani çıktı ayak. Bir el sallayın bakayım. Baran hemen şeye geldi Ramazan'a. Ev işi halloldu gibi anlatacağım birazdan ayrıntısını. Şöyle ufak tefek bir şeyler aldım. Gideceğiz şimdi. Evet, müjdemizi isteriz. Ev tamam gibi. Tamam yani. Hani kontrat imzalanacak. Elektrik suyu üstümüze alacağız. O işler kaldı. Başka bir şey yok. Aynen, şükürler olsun. Annem bu bayrak burada yoktu. Evet, yeni asmıştı. Öyle. Yani ne bileyim, sevindim. Ama ne diyeceğimi de biliyorum. Vallahi çok şükürler olsun ya. Bir an çok umutsuzluğa kapılmıştım. Gerçekten çok umutsuzluğa kapılmıştım. Ama şükürler olsun. Hem güzel, hem temiz, hem emsallerine göre uygun fiyatlı diyeyim. Uygun fiyatlı demeye dilim vermiyor çünkü. Anne, eve hiç para vermeden taşındım. Vereceğiz, sen onu merak etme. Kontrat imzalanırken vereceğiz parayı. Şimdi hafta sonu giriyor araya. Pazartesi günü Serkan elektrik suyu falan üstümüze alsın. Aslında elektrikle doğalgazı üstümüze alacak. Su şey. Ya bir takım eşyalar var evde. Onlar boşalsın, biz evi temizlemeye başlayacağız. Ramazan dedi, tanıdık var dedi. Bakacağız oğlum işte. Ramazan'da evi var dedi. Ha, yarın işte adam eşyalarını konuşur şimdi adamla. Yarın boşaltırsa veya işte ne zaman müsait olsa artık. Bilemem, sonuçta adamın eşyaları. Fırın kalıyor. Fırın almam gerekiyordu. O benim için büyük bir masraftı. Şükürler olsun. Fırın ocak. Ocaklı fırın, o kalıyor. Perdelerde bakacak işte. Kalabilen olursa kalacak. Yoksa eşi götürecek. Daha onlar net değil. Evi boşalt bulduk mu? Ha, şimdi bir koltuk kanepe bakmaya geldik. Ama ev tamam. Şükürler olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Çünkü ne kadar dua ettiğinizi biliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varız. Bunu da hallettik. Şimdi de eşya bakalım. Hadi bakalım. Ay aşkım, şu gri çok güzel. Çekil bakayım. Şu gri işte dediğim pembik gelin koltuğu bak. Şuraları şeyli. Chester diyorlar buna. Chester. Aşkım kurban oldum. İnsanlar yatak odasında yatar, salonda değil. Kurban oldum. Las kocam benim. Buraya gel. Bunlar bir tık daha ucuzdur bence. Gel bakalım. Baran beğendi orada. Oğlum orada ne yapıyorsun? Nasıl girdin oraya? Gel buraya. Şu gri benim çok hoşuma gitti. Yani renk olarak. Şu da güzel. Naylon terliklerin de sesi geliyor. Gucuruk gucuruk. Şu da güzel. Bak. İlla yatmamız gerekmiyor. Bir oturayım bakayım. Güzel. Bakayım bir. Gel bir otur da öyle bakayım. Bu da güzel. Evet abla. Bir şu köşe takımı var. Bu ne kadar abi? Hangisi? Ay bu da çok güzel. Ay ben bunları çok beğendim. Bu çok güzel. Dedi ki baktığın malın devamı abla bu da. Yok bu. Güzel de bu an büyük ya, bu tam olmayabilir. Bu şekilde. Çünkü salonun şekli. Şunu alacağız galiba. Bir fikrinizi söyleyeyim, ben bunu beğendim. Değil mi aşkım, bak iyice bir oturalım edelim. Ya yastık önemli değil ya. Benim canım sağ olsun, yeni yastık alırız da. Şurada da müthiş bir köşe takımı var. Evet çok isterim aslında. Şunu tekrar bakar mısınız? Ama yok. Çok... 18 dedi ona. 18 dedi. Şuna 7 dedi yani. 7 dedi. 10 lira ne demişti? 10 lira yukarıdaki ne dedi? Gri olana. Rahat gibi de terletmezse. Ha? Ne diyorsun? Bir de masa baktık da bilmiyorum. Masa bir şey yok. Masa güzel. Benim hoşuma gitti. Ha, idare eder. Ne olacak ki? Koltuk. Ne diyorum koltuk?
Biz masaya baktık, çekmedim herhalde gösterdiğim. Dur, şu tarz masalar var. Bunlar biraz pahalı, 4-5 falan. Şimdi size alınabilecek masayı göstereceğim. Şunlar tam salon masası ama koltuğunda şey yapıyorlar, istediğiniz renk yapıyorlar. Ama ben şuna baktım, şu masaya. Böyle sandalyesi, masası, her şeyi dahil 1,5 lira dedi. Temiz mi? 1500 lira dedi. Sandalyeler falan sağlanmış. Ya ne bileyim, ne kadar kalacağımız belli değil. O kadar para vermek masaya, yani şunlar için o kadar para vermek çok mantıklı gelmedi. Bu aklımıza yattı. Hani koltuğa gene başka yerden bakacağız ama masa olarak bu aklımıza yattı. Değil mi aşkım? Bir de halı da varmış burada. Kesme halı yapıyorlarmış. Ona da bakacağız. Masa güzel ya. Evet evet. Köşe takımıyla. Bir de sandalye almış. 4 tane almış. 4 tane de yeter ya. Pembe köşe takımını alırsak, o masayı da alırsak şey gibi olur böyle hani. Sade, hani çok karışık olmayan bir ev gibi olur. Hani koltuk pembe değil, böyle daha soft bir renk olsa, ne bileyim böyle grimsi, daha açık renk de olabilirdi. Ama yok, o var yani. Ama dediğim gibi koltuğa daha Letgo'dan bakacağız. Yani karar vermedik. Sadece bakıyoruz. Burada da bir sürü halı çeşidi var. Bakalım, yavaş yavaş yapacağız işte her şeyi. Heyecanla heyecanla. Hadi oğlum. Hadi. Bakın ne buldum burada. Benim yaşımdaki herkesin çeyizinde bundan kesin vardır. Arzu'nun eski robotu. Burada depoda kalmış. Görüyor musunuz? Gerçekten müthiş bir robottur bu. Bu robotta gözüm var. Bende bir tane var ve canavar gibi ama hala bunu da alıp saklasam mı diye düşünüyorum. Kızımın çeyizine falan aşkım. Tabii. Bir de onun çeyizinde olsun. Bunlar burada hesap yapıyorlar. Dünden beri dur telefonu üstüne. Ara gözüne kaldı. Öyle bir şey değil. Bak seninkini daha güzel sarıp getirmişler, gördün mü? Şu alabilir miyim? Günden beri tantın aklımda ya. Bana. Ama işte ben yapayım, mantığını ben anlıyorum. Adam geçsin diye yere. Serik İşler Caddesi'nde. Daha önce başka bir yerdeydi bu. Oraya gidiyorduk, bugün ara ara bulduk, buraya taşınmış. Benim de gel yapabiliyorum. On tane yerim. Ben iki tane istedim. Serkan bir tane istedim. Ben 25 yerim. Baran 25 tane yerim diyor. Beni çak kesin oraya. Baba. Sen neden pipetsiz alışıksın? Sen bir taneyle doymazsın ki. Kim? Şu kadar. Serkan. Doydun mu? Doymadın. Bir daha mı söyledin? Bana da. Sen bir yap. Kalkın yemek yiyin. Kimse benden zayıf olmaya hakkı yok. Şimdi son bir durum özetleyelim. Ev tamam gibi kontratı imzalamak kaldı. Biz eşyaya bakmaya başladık bile. Tantunimizi yedik. Karnımız doydu. Dün geceden beri aklımız ondaydı. Baran'ın da benim de. Baran babasına diyor ki tantun yemeden eve gitmek yok. Neyse, eşya baktık. Baba, eşyalar şöyle. Sen akşam uyuyordun. Evet. Biz tantunu dedik, duymadın. Evet. Benim akşam çok kötü. Duysaydı götürürdü bizi. Canlı yayında uyuduk hocam bey. Ondan sonra canlı yayın ilk kısmı da iki defa ayrı açmak zorunda kaldım. Birincisinde internet gitti. O ikinciyi görmeyenler, gelmeyenler için şunu söylemek istiyorum. Özür dilerim, benden kaynaklanan bir şey değildi. İnternet gitti, yarım saat bağlanamadım. Ben onun için özür dilerim, ben kapatmadım yani, böyle pat diye kapatmışım gibi oldum. Şimdi eşyalara baktık, o şu köşe takımı 7000 lira, masa 1300 mü 1500 mü öyle bir şeydi. Halısı oyu buyu şuyu derken... Taşındık mı? Taşınmadık, anlatıyorum. Biz de şöyle kabası... Hemen yürüyelim, biz taşındık diyelim. Taşındık diyelim biz gene de. 10.000 liraya mal olacak eşyalar sadece. Ne? Eşyalar. Bunun içinde elektrik, doğalgaz falan yok. Eşya 10.000 lira nereye çıkıyor? 7.000 lira. Koltuk takımı. Köşe takımı ne diyor? 1.300 mu diyor? 1.400 şey. Topla ne kadar oldu? Halı bilmem ne 14-15 bin lira. Ha 14-15. Anne. 10.000 lira bile bana fazla gelirken anne, biz... Anne büyük mü? İşte ölçmemiz lazım sana. Anahtarı aldık adamdan eşyalarını boşaltacaklar diye. Halı falan da alacağız.
biraz fazla gibi. Yani bir onun için ben bu akşam netball'da yatıp kalkacağım. Evet tabii ki hani ikinci elden şikayet ediyorum. Gene ikinciye bakmış gibi olacağım ama arkadaşlar bir buçuk yıl, hadi bilemediniz 2 yılım var burada. Evet baktım koltuk takım çok bayağı. İçlerinde en ucuzu 7.000 lira olanı. O gri 10.000 lira falandı mesela. Güzel, onlar da güzel. Ama benim şu andaki amacım temiz ve beni idare edecek şeyler, eşyalar olması. Beğenmemden ziyade bunlar önemli. Onun için biraz daha Letiko'ya bakacağım. Serkan müsait olduğu bir gibi tekrar geleceğiz. Burada eşya bakacağız. Ve eşya baka 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 en ucuzunu, en uygununu, en temizini almaya çalışacağız. Dediğim gibi bu gece Letiko'da yatıp kalkacağım. Baran'a mesela bir tane ben çocuk Letiko'da odası... Ben Letiko'da yatıp kalkacağım. Çocuk odası buldum şu arabalı olanlardan. Dolabı, çalışma masası, yatağı ve işte yatağın süngeri müngeri her şey dahil 1600 liraydı mesela. O uygun gibi geldi ama piyasada baktım sıfırı zaten 3-3.5. Ama Baran'ın odasını 1-1.5'a hallederiz gibi. Koltuğa da bir bakacağım ya. Bir bakacağım yani. En ucuz şekilde halletmeye çalışacağız. Şimdi akşam saat 6 oldu zaten. Yemeğimizi de yedik. Serkan tekrar dedim. Ya dedim benim bir süre idare edin. Çünkü gerçekten yemek yapamıyorum. Mutfağa girilmiyor. Giydiğin şey üstüne yapışıyor. Böyle bir şey olamaz yani. Sanki böyle naylonu eritirsin bir yerine yapışır ya. Kıyafetlerin öyle yapışıyor üstüne. Çok sıcak. Şimdi giderken bir mail uğrayacağım. Kızlarıma şey diyeceğim. Koli isteyeceğim. Hangi? Bizim büyüme. En azından şey Baran'ın oyuncakları falan yavaştan bir kaldırmaya başlayalım. Çünkü evi temizledik mi bekleyecek bir şey yok. Aybaşı da geldi. Bu kirayı da ödemeden hemen diğer eve geçelim çünkü. Onun için kolimizi de isteyelim. Yavaş yavaş Baran'ın oyuncaklarından başlayacağız. İşte yorganlar, yastıklar falan filan onları kaldıracağım. Şu anda kullanılmayan şeyler. Evde 2 günde temizleriz. Evi temizledikten sonra önemli olan adam bize anahtarı versin. Adam bize anahtarı verdikten sonra 2 günde evi temizleriz. Ondan sonra hemen taşınırız zaten. İnşallah. Hayırlısıyla. Allah kocaman kesesine bereket versin. Amin. Şimdi eve geçiyoruz. Bakalım ne deniyorlar. Arkadaşlar perişan bir haldeyiz. Serkan bizi bıraktı. Bir buçuk iki saat evde oturduk ama yandık yani. Ne o klimamsı şey ne vantilatör hiçbir şey fayda etmedi. Şimdi kapının önünde oturuyoruz. Biraz daha serin. Serkan geleceğim dışarıya çıkalım. Evde oturamayız dedi. Dün akşam da evde oturduk ya. Gerçekten oturduğumuz yere yapıştık. Böyle bir sıcak olamaz. 2 tane soda aldım elime. Serkan'ı bekliyorum. Biri uyuyakalmıştı sonra otururken yapışmıştı. Evet. Bir daha da kalkamamıştı. Aynen öyle. Şimdi Serkan'ı bekliyorum. Allah'ım bir an önce taşınalım da artık klima mı alacağız, ne alacağız? Bak masrafları sayarken klimayı unuttuk. Gerçi şöyle bir şey var. Bir ay kaldı bu sıcakların bitmesine. Zaten bir Balıkesir, Ankara'ya gidip geleceğiz hani falan. Zaten eve taşındık ya. O kurban olurum. Ne tatlı pamuk gibi benim oğlum. Anne ben buz gibiyim, sen sıcacıksın. Sıcacığım ya, ben bu sıcağı anne, anlatamam. Ne giyinebiliyoruz, anne, ne makyaj yapabiliyoruz. Gibiyim. Sen biraz daha soğuksun, evet. Serkan gelsin arabanın klimasıyla. Mümkünse bu gece arabada mı uyusak Baran? Hayır, ben arabada uyumam. Tamam. Emziğimi olmadan uyumam. Tamam anneciğim. Öyle bir gezelim klimayla bir serinleyelim. Hayır. Nereden anladın beni enzimin olmadığını arabada uyuyacağımı? Düşüyorum. Ya sabah biz şantiye beni baba benle benim babamla senin babam yakalayıp şantiye öpüyorum ben de. Öyle işte gezmeye çıktık gene. Ne? Bakın camın buharını gösteriyorum. Ne? Dışarıda öyle bir sıcak var ki klimayı açınca nasıl buhar oluyor görüyor musunuz? Ya gerçekten nefes alamıyor. Bugün çok fena. Bak buhara bak. Bildiğiniz buhar yani. Nem mahvediyor zaten. Yapış yapış oluyoruz ya. Baba. Çok arabadan fena. Arabadan mı uyusak baba bu akşam? Ben de az önce aynı şey dedim. Serkan da benim gibi şey diyor. Arabada mı uyusak acaba diyor. Yok ne yani. Koli. Çünkü yapış yapış oluyoruz koli ya. Koli. Yok oğlum. Yarın alır anneciğim. Yarın acelesi yok. Yarın da mı imzalarlar kontratı. Öbür gün mü bilmiyorum artık da. Bir an önce şey olsun, biz de bak yine buhar olacağım. İnanılır gibi değil yani. En nefes alabildiğimiz yer araba. Tabii kliması olanların evleri rahattır ama. Ya, anne kliması olan ev mi var? Şantiye gerçekten. Bir de büyük klimalar var ya. Soğutmuyor. Şeyden millet mi? İs
isyan da yapacak bir şey. Efendim anne. 90-23 krem olsaydı, 90-20-85 krem olsaydı ancak soğuk olurdu. Aynen, aynen öyle. Neyse öyle ya da böyle atlatacağız bu sıcakları, ne yapalım. Kışın da soğuktan şikayet ediyoruz. Ha bu arada ben gluteni bıraktım bugün verdiğim bir kararla. Biliyorsunuz zaten glutensiz, şekersiz besleniyorduk. Kurban Bayramı dönüşü bir normale dönemedik biz. Ama ben ağır gelmeye Evet, ağır gelmeye başladı. Ben yarından itibaren 21 gün şekersiz, glutensiz besleneceğim. Hatta beslenmeyi düşünmüyorum ben. Beslenmezsem belki üşürüm. Nasıl? Yani bir şey yemezsem belki üşürüm. Sıcak basmaz, afakan basmaz. 21 gün gluten ve şekeri kesiyorum gene. Ben de. Bir gün kesince nasıl olacak hayatım? Nasıl? Ya aslında eliminasyona başlamak istiyorum ama eliminasyonu bu taşınma sürecinde uygulayamayabilirim. Zor gelir. Hani ya zor gel, yok zor gelmez de yemek yapan birinin anne, olması lazım. Sen ne zaman aldın soduyu? Evden çıkarken aldım. Cicine vereyim mi? Yemek yapan birinin olması lazım. Onun için bu... Annenin kendine gelmesi lazım. Onun yanmış. Yandım, yandım. Baygın gibi yatıyordum evde olduğum sürede. Ben babam buz gibi. 21 gün bir şekere gluteni keselim. Ondan sonra bir düzenimiz otursun. Değil mi? Sonra çok düğüne gideceğiz, geleceğiz. Ondan sonra tamamen bir 21 gün eliminasyon yaparım. Sonra fonksiyonel beslenmeye geçerim. Bir kendimi toplarım artık ben yani. Tamam, ben çok yiyorum. Şey yapmıyorum, hani kısmıyorum yememden. Yemeği seviyorum. Ama önceden de bu şekilde ki ekmek yemiyordum. Hani örnek veriyorum, ekmek gidiyordum. Yiyorum, yiyorum. Bugün tantuni yedim ya. Ha normalde yemiyordum ama. Şey yedim, lavaş gene. Olsun, lavaş yedim. Mesela o gün pide yedim. Veya zirveye gidiyoruz, tatlıyorum. Bunlar cidden beni rahatsız ediyor. Vücudum bu, yani çok şey bir vücudum var. Değişik bir vücudum var. Şekere ve glutene karşı. Hassasiyetim var. Bayılıyorum yani. Bayılıyorum. Elim ayağım şişiyor. Onun için yarından itibaren bir düzüne girmeye çalışalım. Yoksa olmayacak bu şekilde. Nereye gidiyoruz? Bilmem nereye işte. Şey, zirveye tatlı yemeye gidiyoruz. Yok yok, ben bir karar verdiysem ama bugün yiyebilirim ama yarından sonra asla. Gidelim bakalım, gezelim. Amaç böyle arabada oturmak, klimayla serinlemek zaten şu anda. Bakın nemi görüyor musunuz oluşan buhar? Bu nem işte. Tekrar tekrar gösteriyorum. Çok şikayet ettim de bana kızmayın diye. Bu arada hala evet, arabanın camı kırık. İnşallah taktıracağız. Aşkım şöyle şöyle yap da nem zaman gitsin. Zaman mı var bir tane? Arabanın bakımı geldi. Bakım yaptıramıyorum. Yaptırız, yaptırız. Hakikaten hiçbir şey, zaman yok, yetişemiyoruz. Serkan sürekli koşturma peşinde. Sürekli koşturuyor. Yani 24 saat yetmiyor, 25 olacak ancak. Evet. Ve 25, 1 saat mi? 48 de bari. 25 saat dönecek daha durmadan. Şey, mesela eşya tamam, bir yere baktık. Ama diyor mu başka yerlere de bakmamız lazım. Hani alacaksak. Telefon ben durmuyor ki, nasıl bakacağım? Letgo'da şey yaparım, ikinci el bir şey alırım gene düşünüyor diye düşünüyordum. Şimdi spotçularda ucuzmuş eşyalar. Ama kaç tane daha spotçuya bakmam lazım ki bir fikir olsun, en ucuzunu en uygununu bulayım. Ama yok, bakamıyoruz. Gene yani şikayet etmek için söylemiyorum. Gene şükürler olsun. Ama yazın Serkan inanılmaz bir yoğunluğu oluyor. Bu da beni ruhen yoruyor. Orada yorulurken ben ruhen yoruluyorum. İşte bu kadar çalışmalar rağmen bir de hiçbir şey düşünmeden alabilsem tamam mı olacak? Gene çok şükür yani ben düşünmeden alıyorum ama. Migros'a gidelim mi? Yapacağım. Gezeceğim. O Migros küçük. Küçük mü? Büyüğüne götür beni. Büyüğünü de kapanır. Yani bunu söylerseniz. Bir nasıl kapalı aşkım, saat 10-10 gide kapanır. Kapanır gidene kadar. Ha. Neyse tamam o zaman. Öyle diyor. Gidemedik markete. Şöyle bir Muhtemelen şey. Muhtemelen de demem. Bu neymiş? Et füme olsaydı. Bizi sağlasın. Et olsa iyi olacaktı, beni mutlu edecekti, bir kendime getirecekti böyle. Allah'tan eliminasyonla ve fonksiyonel beslenmede et serbest ve sınırsız. Onun için o kadar sıcağım onlara karşı, yapabiliyorum bir de. Serkan'ın para çekmesi lazımmış, şöyle bir indik. Şurası Side'nin çarşısı işte. Canlı yerler. Ama 5 dakika yani. Hemen parayı çektik, arabaya doğru gidiyoruz. Yoksa eriyebiliriz. Bu turistler nasıl geziyor ya? Baroş? Baroş? Gel arabaya. Hay Baran. Ay kocam da her zaman kapımı açar. Şöyle
Ay Serkan saçmalama Serkan. Haydi haydi. Ara baskısın nasıl? Bak görüyor musunuz? 2 dakika yani. Şuradaki ATM'den para çektik geldik. Aynen. Söyleyeceklerim doğru. Bu kadar yani. Umarım anlatabilmişimdir. Çünkü saatlerde sıcağı anlatmaya çalışıyorum. Canlarım gezdik, tozduk, biraz dolaştık. Arabadan 5 dakika indik, yandık. Neyse birer dondurma aldık. Dondurmamızı yedik. Arabayla dolaşmaya devam ediyoruz. Sen gezinmedin bir kere. Belki arabada yatarız, belki eve çıkarız bilemiyorum. Şu anda araba gayet güzel, serin serin dolaşıyoruz. Bana 3. dondurmasını tırtıklamaya çalışıyor. Hani yedirmediniz diyor ya, gerçekten zannetmeyin ki yedirmedik. 3.'ün peşinde. Aynen öyle. Neyse canlarım, bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımı beğendiyseniz şuradan o küçük yerden ben seni bir daha izlerim diyorsanız abone olsana çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutma. Bunu çok seviyorlar sen bunu söyleyince. Hep söyle. Tamam. Kocam için abone olun. Hepinizi çok öpüyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.